Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere İstanbul TÜYAP Expomed Avrasya Fuarı'ndan seslenmekteyiz. MSS Grup firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Ömer Karaşehirli bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ömer Bey, MSS Grup olarak söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Ömer Karaşehirli kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Ömer Karaşehirli. 1961 Ankara doğumluyum. Makine mühendisiyim. Pedagojik formasyona sahibim. 1985 yılından beri de endüstriyel temizlik kimyasalları sektöründe bulunmaktayım. Evet. Peki MSS Grup olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz daha firma hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. MSS Grup'un bu fuara katılım nedeni Karaşehirli Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı'dır. Sağlık sektörüne tamamen temizlik ve hijyen konularında eğitim vermekteyiz. Personeli anlamında isteyenlere, talep edenlere danışmanlık yapmaktayız. Peki efendim firma olarak ayrıcalıklarınız nelerdir MSS Grup olarak? Bizim ayrıcalığımız şu sektörde eskilerdeniz zaten burada bir amblemimiz var. Biz dinozoruz yani 1985'ten beri tek yaptığımız iş budur. Bir partnerimiz vardır Professional Facility Management Tuttingen'den. Yani bir Alman şirketiyle ortak bir çalışma yapmaktayız. Evet. İlerleyen dönemlerde neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz nelerdir sektörle ilgili? Şimdi hedefim tahmin ediyorum 200 bin üzerinde kişiye eğitim vermişizdir. Daha fazladır bu da. Biz sertifikalı 1 milyon kişi üretmeyi düşünüyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun bir çalışması var. O standardın yazılımı da benim elimde. Bitiremedim. Bitirdiğim zaman hastane temizliği ve hijyeni konusunda bir meslek standardı oluşturulacaktır. O oluşturduktan sonra da tahmin ediyorum sektör kalifiye eleman statüsüne kavuşacaktır. Evet. Peki efendim bugün fuarın ilk günü. Fuar hakkındaki düşüncelerinizi ben merak ediyorum. Fuardan beklentileriniz nelerdir Ömer Bey? Bu ekonomik dalgalanma sıkıntıya rağmen ben katılımı yüksek buluyorum. Evet. Biz de güzel bir fuar geçirmeyi dileğiyle vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli Fuar TV izleyicileri sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. İstanbul TÜYAP Expomed Fuarı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.